Evet sevgili dostlar, 14 Ocak 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Fener'in maçı var. Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe müsabakası için. İçinize doğan hissi bir skor tahmini varsa buyurun yorumlayın sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bakalım kimin hisleri daha kuvvetli? Bakacağız. Elbette benim de bir tahminim var ama her zaman söylediğimi yine söylüyorum. Şampiyonluk yolunda hele ki rakibinden önce oynuyorsan kazanacağın her türlü galibiyet rakibine psikolojik olarak bir baskı olacaktır. Hele hele güzel futbolla, güzel bir skorla galip geldiğin anda rakibinin kazanma oranını da ihtimalde düşüreceksindir. Hakkımızda hayırlısı olsun. Fenerbahçe Radik Kurun içi açıkladı. Şimdi Fenerbahçe'nin açıklaması aynen şu şekilde. Ara transfer döneminde profesyonel futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz Orta saha oyuncusu Radek ve kulübü Aç Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncumuza ailemize hoş geldin diyoruz. Sonunda buradayım. Radek Kurunic diyor ki Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımız sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım diyor. Şimdi ben e, üyelere söylemedim ama hep birlikte abonelere de şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar satın alma opsiyonlu kiralık. Çok güzel. Bendeki duyum şu şekilde. Ben bunu üyelere söyledim. Abonelere de söylemiş olayım. Bendeki duyum 3 milyon euro. 1 artı 1 artı 1 milyon euro. Yani 1 1 1. 3 milyon euro şeklinde bir ödeme idi bendeki. Artın işte şampiyonluğa bağlı olarak oynadığı maç sayısının artmasına bağlı olarak da e, 2 milyon euroluk bir bonus idi. Bendeki e, duyum bu şekilde arkadaşlar. Yani sözleşmesinin bitmesine 1,5 sene kalan futbolcuyu bu şekilde aldık diye. Ancak son anda bir şey daha geldi arkadaşlar. Eğer Rade Kurniç, Fenerbahçe'nin bundan sonraki her iki maçından en az bir tanesinde oynamazsa, sezon sonunda, e, sezon sonunda, Opsiyon isteğe bağlı. Yani ister değiştiririz, başka bir isme yöneliriz, ister transfer ederiz, ister etmeyiz. Ancak %50'sinden fazlasında oynarsa Radiokur'un için e, satın alması kesin. Yani e, yağ sabuncu oğlu şey demişti, i̇şte Fenerbahçe küme düşmesi kesin olarak alacak diye. Demek ki yağ sabuncu %50'den fazla oynayacağını garantisine veriyor. Bendeki duyumlar bu şekilde. Yani Kur'un iç çok oynarsa Bon servisinin Alınmak zorunda ama az oynarsa isteğe bağlı. Bu açıdan da çok çok zekice mantıklı bir hamle oldu. Hayırlı olsun inşallah Fenerbahçe'mizde beklenenden çok daha iyi bir performans gösterir. Emre Mor için transfer gelişmesi. Başakşehir Emre Mor için resmi temaslara başlamış arkadaşlar. Şimdi 26 yaşında Fenerbahçe ile e, yani bir sakatlık geçirdim. Kimse açık söyleyeyim İrfancan Can Kaveci'den bu mükemmel performansı beklemiyordu. Belki İrfan kendi bile beklemiyordu. Hal böyleyken İrfan Can, bir de 15 milyon euro verip Cengiz Ünder aldık. E şimdi mesela Emre Mor'un transfer market profiline girip bir oynadığı mevkilere bakın arkadaşlar. Hani solda dener miyiz? Düşünür müyüz tad için yedeği olarak? Hani solda oynama özelliği var. Horvet sağ kanat oynama özelliği de var. Çünkü doğruya doğru. Acaba solda dener miyiz? Şimdi ben de şuna kızıyorum. Tarihi boyunca 5 milyon euroya kadar çıkıp son atılım yapamayan bir oyuncu. Bakın bonservis için ciddi paralar ödenmiş bir isim. Ya Dortmund Nörschland'dan hani şu bizim 6 yediğimiz köy takımı diye geçen e, dalga geçtikleri takım var ya. Proje takımıdır Nörschland ve ciddi futbolcu satışları gerçekleştirecek bir takımdır. Dortmund oradan 9 milyon 750 bin alıyor. Sonrasında biraz üstüne düşüyor oynatıyor. Celta Vigo'ya 13'e satıyorlar. Galatasaray 190 bin euroya kiralıyor. Olimp Olympiakos 410 bin euroya kiralıyor. Ancak oyuncu gittikçe işe yaramaz hale geliyor. Fenerbahçe 2 milyon euro verip aldı. Şunu söyleyeyim. Yedekte durduğu zaman 40 dakika oynayabilmiş. Yedekte durduğu zaman orada huzursuzluk çıkarabilecek bir oyuncu. Başakşehir'e kiralanırsa orada kendine gelirse gayet de iyi bir şey olacaktır. Ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir harekete geçti. Pazar günü bir görüşme gerçekleştirecek diyor. Hani Fenerbahçe'nin hangi yetkilisiyle görüşme gerçekleşecek onu da bilmiyorum. Fenerbahçe'nin haliyle deplasmanda bir maçı var. Bakalım arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim. Eğer Emre Mor kiralık olarak giderse çok zekice bir hamle olur. Çünkü önümüzde Euro 2024 var. Emre Mor da orada oynamak isteyecektir elinden geleni yapmaya çalışacaktır. En azından orada kendine gelirse Fenerbahçe'ye diri dönecektir. Daha çok iş yapacaktır. Vesaire vesaire. Emre Belezoğlu. Fenerbahçe'den istiyoruz. MK Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu. Transferle ilgili şöyle bir cümle kullanmış. Demiş ki Emre Belezoğlu. Emre Mor ve Miha gündemimizde yok. Ancak Fenerbahçe'den bazı oyuncularla ilgili beklentimiz var diyor. Yani Miha dair de bir Salih Uçan takası gündemde arkadaşlar. Ya Sabuncuoğlu hem Beşiktaşlı olarak Beşiktaş cephesine yakın hem Fenerbahçe duyumları verdiği için Fenerce, Fenerbahçe cephesine yakın. O yüzden bu duyuma ben inanırım. Çünkü Ya Sabuncuoğlu iki cami arasında takas olabilir diyor. Ya şimdi çocuk yaşta kendisini oynatan adına besteler yapılan Salih Uçan Fenerbahçe'de ee, hani Fenerbahçe taraftarının bir minnet beklediği Salih Uçan. Bir kere kulübe minnet açıklaması yapmadı. Kötü bir kariyer yönetimi. 10 senedir yerinde sayan bir futbolcu 30 yaşına geldi. Tamam, yaşça gönderelim ama Salih Uçan'a gerek var mı diyorlar. Arkadaşlar 12 yabancı, 12 yabancı, 14 Türkün olacak. Bana ne anlatırsanız anlatın. Ben Süper Lig'den herhangi bir futbolcu alacağım. 16 maç oynamış, 1 gol, 3 asisti var. Desem Konferans Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 2 asisti var desem bedava gelecek ve Zayt'tan kurtulacağız desem bana okey dersiniz. Zayt'sın yıllık ücreti euro dolar üzerinden. Salih Uçan'ın yıllık ücreti TL üzerinden. Ve hani ben olsam alırım. Fenerbahçe Buca'dan 1.55'e aldı. 4.75'e Roma'ya kiraladı. Tutmadı. Geldi Fenerbahçe'ye. Sion'a kiralandı. Empoli'ye kiralandı. Olmadı. Karşılığında Zayt's alındı. Yani Şimdi de Zayt'si verip verip Salih Uçan'ı alırsan yine en başa dönmüş olacaksın ama Türk kuralından dolayı. Bu sezon 1870 dakika oynamış. 26 maçta 2 gol 5 asisti var. ana kalırsa hazır bir isim. <laughs> Emre Berezoğlu e, transfer için bir şeyler söylemiş. Geniş kadromuz şöyle böyle. Deniz sürüş listemizde yok demiş. Şimdi Fenerbahçe'den kimi istiyor? Tam ETA kaydını istedi arkadaşlar. Olmadı. Anlatabiliyor muyum? Samet Akaydın istedi. Olmadı. Samet Akaydın yurt dışına gitti. Mert Hakan. Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun. Ben burada bir aydır bas bas bağırıyorum. Emre Belözoğlu Mert Hakan'dan Samet Akaydın'ı istiyor. Mert Hakan'dan Samet Akaydın'ı istiyor diye. Şimdi çıkıp da bu duyumu başkasına verirseniz aşk olsun size. Ama Emre Mert Hakan da oraya gitmek istemiyor. Onu da söyleyeyim. 498 dakika. 3 asisti var Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın. Yani Fenerbahçe taraftarında bir sinir var. Sinir harbi var. Ben şimdi önce şunu da söyleyeyim. Hatay Spor'da Fenerbahçe'den Emre Mor'u, Ryan Kent'i ve Bartu Elmaz'ı istiyor. Tamam Onu da söyleyeyim. Sonra bana demeyin hocam dedin diye. Ee, ben Ryan Kent'i biz de göndermek istiyoruz aslında. Oynama garantisi de göndermek istiyoruz ama bu oynama garantisi işi biraz sakat bir iş. Herkes şey yapmaz. Bu arada Samet Akaydın demişken Samet Akaydın resmi olarak gitti. Bunu da biliyorsunuz. Açıklamalarda bulunmuş. Eee transfer için burada Arao var. Aynı takımda oynadık. Onunla konuştum. Bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim. Çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek için, takımım için oynamak için sabırsızlanıyorum demiş. Fatih Terim'in rolü oldu beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz falan filan diyor. Eee Şimdi bendeki verilere göre sadece 200 bin euroya gönderdik. Herhangi bir satın alma opsiyonu yok. Ya da şey Sercan Amzol da aynen böyle söyledi arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ve e, euro 2024 var. Malum siz benden daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Malum Ve euro 2024 oynama ihtimali var. E, satma ihtimalimiz var. Hani bir şeyler yapma ihtimalimiz var. Sizler de benim kadar iyi biliyorsunuz arkadaşlar artık Samet Akaydın konusunda ben Sadece size söylüyorum Hakkımızda hayırlısı olsun Yalnız Samet'e dair şunu da eklemeden yapamayacağım çünkü eklemezsem yarın bir gün başkasına kalır ihale Samet için Hani tam imza atılmadı belki de son anda Diyecekler ki ee, Neydi onun adı? skor tahmininiz Nedir dostlar diyecekler Hocam ne alakası var? Yani skor tahmini nedir, dostlar derken oraya belki de bir opsiyon eklenecek. Hiç belli olmaz bu işler. Ama Samet Akaydın gitti. Yolu baktı açık olsun. Aynı şekilde Umut Nair de gitti arkadaşlar. Hani kulübün resmi açıklama yapmasına, yapmamasına bakmayın siz. Siz beni dinleyin. Beni, beni dinleyin. Beni dinleyerek daha mutlu olabilirsiniz. Eğer evet, bunları yaparsanız şiddetleri bile görebilirsiniz. Şimdi Umut Nair da gitti. <laughs> Pendik'i Veri Bankası'na göre Pendik Spor'a gitti kiralık olarak. Pendik'te bir futbolcu var. Erencan Yardımcı diye. Aklıma da gelmişken hani üyelere söyledim aboneleri de söylemezsem hak kalır. Erencan Yardımcı. Pendik Spor'un genç forveti 21 yaşta 1.88'lik pivot santrafor. Bu sezon 16 lig maçı 6 golü var. Bak 21 yaşında. Kocaeli'li oyuncu. Şimdi Kocaeli'den Galatasaray altyapısına gidiyor. Galatasaray altyapısından 479 bin euroya Eyüp gidiyor. Demek ki çok geleceği parlak bir oyuncu. O kadar paraya gittiğine göre. Eyüp Spor Alanya Spor'a kiralıyor. Sonrasında Eyüp Spor Pendik Spor'a kiralıyor. Ve futbolcu Eyüp geri dönecek arkadaşlar. 30 Haziran 2024'te. Yani Eyüp oyuncusu. Alt Lig'de. Bu arada Eyüp Spor'un başkanıyla Pendik Spor'un başkanı aynı kişi. Sahibi aynı kişi. Bilginiz olsun. Altyapı Kocaeli Spor altyapısından Yuvam İzmit Spor'a gitmiş. Oradan 41 futbol kulübüne gitmiş. Ve 41 futbol kulübünden Galatasaray'a gitmiş arkadaşlar. Yani yetiştirme bedeli daha alt dikleri. 942 dakikada 6 golü var. İyi bir ortalama. Fenerbahçe bir şartlarını sordu. Bilginiz olsun. Bertuğ Yıldırım'dan transfer itirafı. Bak ben mesela Bertuğ'a şu an şok içindeyim. Hayretler içerisindeyim. Şu an adından çok daha fazla söz ettirmesi gerekiyordu. Mesela ben Beşiktaş'taki Semih'i dün izledim. Şımarmaz, azmazsa, kendini kaybetmezse, yani çok özür diliyorum bu tabiri kullandığım için ama karı kız davasına falan girip de kafa oraya vermezse çok daha iyi yerlere gelir. İyi bir kumaşı var. Hatırlayın Emir Kan herkes övüyorken ben sıradan topçu dedim ama bu çocukta iş var onu söyleyeyim. Hatay Spor'dan Rene transfer olan Bertu Yıldırım. Bien Sports'a açıklamalarda bulunmuş. İşte o açıklamaları. izliyoruz. Renden önce Türkiye'de teklif aldığını, Türkiye'de teklif almışım. Özellikle Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Ama ortak bir karar verdik. Ben hedefimin Avrupa'da olduğunu söyledim. Avrupa'dan da teklif vardı. En doğru zamanı bekledim. Fenerbahçe ve diğer büyük takımlarla görüşmüştüm. Tabii ki o takımlarda da oynamak benim için büyük bir gurur. Başarı olurdu. Benim için ama ilk hedefim Avrupa'ydı. Tercihimi buradan yana kullandım. Transfer döneminde bana ilgilenen dolayı o takımlara da teşekkür ederim diyor. Böyle bir karar verdim. Kararımdan şu an için mutluyum diyor. Arkadaşlar o zamanlarda ben söylediğimde dalga geçiyordunuz. Hatta bazı arkadaşlar Allah Allah bunu mu alıyorsun? Fenerbahçe'yi vasat bahçe mi yapıyorsun diye. Kenan Yıldız hatırlayın Kenan Yıldız'dan ilgili Fenerbahçe iddialarını da söylemiştim size. Yine dalga geçmiştiniz. Şimdi ortadan. E Arda Güler malum. Yani Arda Güler zaten bizim çocuğumuzdu, evladımızdı. Oynattık ettik. Yani bir yerlere geldi ve şu an gururumuz. Yani jenerasyon da çok güzel. Ren'de bu sezon 19 maç 2 gol atmış, 1 asist yapmış. Yani doğru planlamamı bunun takdiri size bırakıyorum. 19 maç, 2 gol, 1 asist 840 dakika. O bir gol Avrupa Ligi'nde atmış. Asist'in birini Lig 1'de atmış. Süper Lig'de atmış arkadaşlar. Golün birinde bilginiz olsun. Ee, hangi süper Lig'de attığını biliyorsunuz herhalde. 260 dakika Hatay Spor'da süre aldı. Attığı gol Hatay Spor'da yani Rende bir gol bir asisti var bilginiz olsun. Ama sonuç olarak 5.4 milyon euro verdiler mi? Verdiler. 5.4 milyon euro verdiler. Sarı yer altyapısından çıkan oyuncuyu bu hale getiren Volkan Demirel'in de ciddi bir payı var. Fenerbahçe kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu Süper Lig'de Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu arkadaşlar Ve ee, Kadroda sürpriz isimler var Yeni transfer Bonucci Kadroda yer aldı Mustafa Hoca yine bildi Spaghetti Ben bunu söylemiştim Yetmedi Bakın Sakatlığı bulunan Bekao, Crespo Zayt kadroda kendine yer bulamadı Afrika Kupası'ndaki Ciku, Osay, Samuel de kafirde yer almadı. 5. Umut Nair ile Samet Akaydın gitti. 7. Yani 7 eksikle gitti Fenerbahçe ve bu kadar da ağlamıyor birileri gibi. Yalnız arkadaşlar kadroda sürpriz bir isim daha var. Belki görememişsinizdir. Şöyle biraz büyüteyim. 18 yazan arkadaşa dikkat edin. Sol alt köşede. Lincoln Henrique. Herkesin gidecek İsmail Kartal olumsuz rapor verdi dediği zaman da bir kardeşiniz buradaki Mustafa Hoca kardeşiniz çıktı dedi ki arkadaşlar yok İsmail Kartal beğeniyor. Hatta çok güzel bir e, bonus olduğunu da söylüyor ve takımda tutma niyeti var demiştim. Şimdi bakın arkadaşlar Fenerbahçe'mizin kamp kadrosunu gördünüz. Bu kamp kadrosunda bu arada Lincoln Henrique'nin umudu Fenerbahçe'de kalmak ama Fenerbahçe'de Korpil bahçe değil Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını Kendi performansını belirler hani Kendi performansı Malum hani Fenerbahçe'de tutunamadı Ama İsmail Kartal Lincoln Hernike'deki yeteneği Gördü Kumaşı gördü elinden geleni yapıyor bakın Dusan Tadiç Alay edecek dalga geçecek bir durum yok Dusan ile forma rekabetine girmek çok mantıklı bir şey değil Ne derseniz deyin değil Hani Yabancı kontenjanı var. Bir aydır takımla çalışıyor. Ee, 35 maça çıkmış Fenerbahçe'de. 2 gol 8 asist yapmış. Ancak sol bek oynama özelliği var. Sol açık oynama özelliği var. Sağ açık oynayabiliyor. 10 oynuyor 8 oynuyor. Tadici de yedekler. Ferdi'yi de yedekler. Fred'i de yedekler. Şimanski'yi de yedekler. Sağ kanadı da yedekler. Bu kadar meziyetli bir oyuncu. Evet sakatlığı ciddi. Sakatlıktan dönüş öyle kolay olmayacak. Yani bu iş sürüncemede bir iş. Yani bu iş o kadar çabuk şöyle oldu böyle oldu diyecek bir şey değil. Ama ancak fakat ya fakat e, bu işin bir de başka bir işi var. Nedir o iş? Yabancı sınırı. Şimdi bak arkadaşlar ben açık söyleyeyim size. Yani öyle lafı dolandırmadan net konuşacağım. Tevfik memnun musunuz? Ben değilim. Ne zaman ihtiyaç duysak sıkıntılı. E, kent'ten memnun değilim. Zayistan memnun değilim. 3. 3 yabancıyı gönderdiğin zaman Lincoln'un lisansını çıkarttığın zaman 3'ünün yaptığı görevi yapıyor. Harbi söylüyorum 3'ünün yaptığı görevi yapıyor. Ve kadrolar 21 kişilik kadro. Bakın. Şöyle bir diziliş bak. Mert Müldür Sabek, Serdar Aziz, Bonucci, Osterwolde, Stopper 3. Ferdi Solbek, Yedeği Lincoln Solbek. İsmail ön libero. Yedeği Bartu Elmaz ön libero. Çok güzel. Fred 8. Yedeği Mert Hakan 8. Şimanski 10. Şimanski'nin yedeği belki Lincoln, belki İrfan Can Kahveci. Fark etmez. Sağ kanatta İrfan Cengiz. Sol kanatta Tadić, Joshua King, Kent. Bak 3 tane yedek var. Ya da King'i forvet yedeği de sayabilirsin. Emre Mor kimin yedeği? Ya Fazlalık oldu değil mi? Jacob Batu Şahı belki Emre Mor'u 3. forvet diye sayarsın. Tadic'in yedeğine King dersin. Şimanski'nin yedeğine Kent dersin. İrfan falan filan dersin. Fenerbahçe'nin bugünkü muhtemel 11 arkadaşlar. Kalede Altay Bayındır, Stoper'de Serdar Aziz, Gustavo Enneke, Altilla, Salahi. Sabek'te Osay, Samuel, Crespo, William, Arao, Ferdi, Kadıoğlu. Hücum hattında ise işte Diego Rossi, Joshua King, Batu Ne? Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bunu, bunu, bunu bu nasıl nasıl bir o ya? Bu na nasıl bir kadeo? Bu bu, bu bu nedir bu? Bu nedir bu? Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Ya arkadaş. Samimi söylüyorum. Biz neler atlatmışız ya? Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık aldatıldık dünya böyle değil diyor ya. Bize neler neler göstermişler ya? Abi Allah gerçekten Fenerbahçelilere merhamet etsin. Fenerbahçelileri cennetine direkt koysun. Gerçekten biz neler yaşamışız ya. Şimdi şu kadroya bakın ben muhtemel 11'i bir kez daha söyleyeceğim. Kalede Livakovic. Sağ bekte o sayının yokluğunda Mert Müldür. Serdar Aziz Osterwold'de. Hocam Serdar ortak çarpan parantezinde farkında mısın? Farkındayım ama mecburiyetten. Şu anda belki de Fenerbahçe'nin 5. stoperi Serdar. Ya yani 4. şu anda da Belki 5 olacak. Serdar Osterwolde ikilisi. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Dörtlü savunma sistemi. Orta ikili de İsmail Yüksek Brett ve Şimanski önlerinde. Sağ kanatta Cengiz Ünder. Sol kanatta Tadiç ve ileride Ceko. Arkadaşlar bir haftadır benim aldığım verilere göre, bilgilere göre Cengiz Ünder ve Tadiç kesinlikle 11'de. Şimanski Ceko'nun zaten 11'de olduğunu herhalde ya da İsmail, Fred, Şimanski Ceko'nun 11'de olduğunu Duyumsuz da söyleyebilirsiniz. Herkes söyler. Mert Müldük. Arkadaşlar ben size bir sürpriz söyleyeyim mi? Bir sürpriz söyleyeyim. Hatta iki sürpriz söyleyeyim. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Sol bekte Oster Stoper ikilisinde Bonici ve Serdar Aziz olacak desem. Şok olur musunuz? Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Sol bekte Lincoln Henrike. Stoper ikilisinde Serdar Aziz Oster olacak desem. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Stoper ikilisinde Bonici Osterbolde. Sol bekte ee, pardon he Bonucci Osterwolde sağ bekte pardon sağ bekte Mert ya da sağ bekte Ferdi Bonucci Osterwolde Lincoln Ernik olacak. İsmail Cengiz zaten sağda olacağı için Fenerbahçe 3 türkü de şey yapmış olacak desen. Arkadaşlar şu an için en mantıklısı şu. Bonucci'yi falan katmamak en mantıklısı. Futbolcu geldi. 2 gün içinde oynattım. Bak bu hem futbolcuyu etkiler hem takımı etkiler. Onu söyleyeyim. Bendeki bilgilere göre Livakovic kalede Mert Müldür sağ bekimizde kesin olarak garanti olarak Serdar Aziz stoper. Geçenlerde de Serdar Dursun dedim. Osterwolde diğer stoper. Ferdi Kadıoğlu sol bekimiz. İsmail Yüksek ve Fred orta ikilisi. Zaten olması gereken de bu. Cengiz Ünder bendeki duyumlara göre kesin olarak 11'de arkadaşlar. Bendeki duyumlara göre kesin olarak 11'de. Hocam öyle şey olmaz. İrfan Can'ı gördün. E, ondan önce onu da gördük. Neyse. Tadiç ve Edin Ceko şeklinde de bendeki kadroda bu şekilde arkadaşlar. Hakkımızda e, hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Şöyle bir güzellik var ki Fenerbahçemiz bugün kazanmak için elinden geleni yapacak. İnşallah kazanan Fenerbahçemiz olur. Güzel oyun. Hani tabii ki de farklı galibiyet hepimiz isteriz. Çünkü alıştırdılar bizi hem de rakibe çok büyük bir korku salıyorsun. Yani o kadar büyük korku salıyorsun ki rakibin ne yapacağını şaşırıyor. Ne yapalım diyor. İnşallah o korkuyu ta işlerine kadar hissettiririz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, durumlar bunlar, duyumlar bunlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Skor tahmini dediğim gibi içinizde doğan hissi bir skor tahmini varsa buyurun lütfen yazın. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada 67.600 olmak üzereyiz. Kanalımıza aboneliklerinizi bekliyoruz. Bugün akşam maç sonu canlı yayınında muhtemelen üyeliklere hediye edilecek. Kazanmak için maç saatine kadar oynatma listesi açın. Videoları beğenin. Beğenmediğiniz videolar varsa beğenin. Beğeninizi artırın vesaire. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.